1957 doğumluyum. 84'te Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Resim bölümünden. Devrim Erbil Atölyesi'nden mezun olmama rağmen Adnan Çöker'le yoğun bir çalışma tempomuz oldu. Ve resim bölümünden mezun olmama rağmen şu an heykel ve üç boyutlu çalışmaları yapmayı çok seviyorum. Erken dönemlerimde işte 7 yaşımda, 8 yaşımda, 9 yaşımda bizim bir atölyemiz vardı. Babamın tamir atölyesi vardı ve orada matkaplar, motorlar, kaynak yapılan bir sürü malzeme vardı. Benim yıllarım en azından erken dönem çocukluk yıllarım onların arasında geçti. Mimar Sinan'dan resim bölümünden mezun olmama rağmen ben şimdi resimle ilgilenmiyorum ve boyutlu işler yapıyorum, makinalar yapıyorum ve bunları çok seviyorum bunları yapmayı. Sanıyorum ki bu eski zamanlara ait babamın atölyesinde görmüş olduğum makinalar beni çok etkiledi ve kendimi resimden ziyade bu makinalarla, robotik çalışmalarla, bir kinetik art diyebileceğimiz işlerle ifade etmemin daha iyi olduğunu ya da böyle kendimi anlatırsam daha iyi anlatabilirim diye düşündüğüm için bu üç boyutlu çalışmaları yapıyorum. Şu anki çalışmalarım içinde interaktif olanlar da olmasına rağmen bunlar yeni hayatıma giren işler. Daha önce bunlar yoktu. Şöyle bir şey sorulabilir. Bu makineler nereden öğrendin, nasıl yaptın diye. Tamamen deneyerek. Yani önce yapılabileceğini hissettim. Bir motor alıp ona bir takım dişliler bağladım. Küçük küçük tefek hareketler yaptım. Ondan sonra başka şeyler bağladım. İlk yaptığım iş mesela küçük çiçekti, böyle açılıp kapanıyordu. O kadarını becerebiliyordum. Ondan sonra daha böyle komplike olmaya döndü işler. Böyle figürler, mesela birkaç tane heykeldeki düşünen kadının makinası heykelindeki kadın aslında benim bir arkadaşım. Dedikoduculardaki iki kadın figürü var. Onlar da benim arkadaşlarımı yüzlerinden aldığım kalıplarla yaptığım çalışmalar. Sergimizin adı Evvel Zaman Makinası. 17 Ekim'e kadar sürecek. Niye Evvel Zaman Makinası? Çok eski işler mi bunlar, Evvel Zaman Makinası? Hayır, eski değil ama yapılış tekniği itibariyle evvel zamanları anlatan, evvel zamana ait bir sistem kullandığım için, yani bu heykellerin altlarındaki makine bölümlerinde, içlerindeki makine kısımlarında hiçbir yerinde devre, yazılım ve günümüzün
malzemeleri, günümüzün teknolojisi kullanılmıyor. Bir tane motor var, bir tane diskler var. Onları çeviriyor. Basit hareketlerle ve tellerle bu mesela baş hareketi sağlanıyor da gövde hareketi sağlanıyor. Kullanış teknik itibariyle eski yöntemi kullandığım için evvel zaman makinesi. Birincisi bu. İkincisi az önce söylediğim gibi benim evvel zamanlarıma ait bir takım duyguları yansıttığı için evvel zaman makinesi, genel olarak böyle tarif edebiliriz. Zaman Makinesi sergisi 1,5 ay önce Bozlu Art Project'ten Oğuz ve Özlem bana bu sergiyi teklif ettiklerinde zaten buradaki 7 işin 5 tanesi atölyede hazırdı. Ve ben bu serginin olması için 2 iş daha eksikti. Onları da hazırladım. Ve bu galeriyi çok beğeniyordum. Ondan sonra bu programa başladık ve sergi o iki eksik işi de yaparak bu sergi oluşmuş oldu. Mesela buradaki 7 işin 5 tanesi hazır demiştim. Onlar düşünen kadının makinesi, arkamdaki gözler, etrafa meraklı bakıyorlardı. Ondan sonra 2 tane iş yeni işti. İnteraktif olan işlerdi. Bir tanesi orada küçük müzik elinizi dolaştırdığınızda küçük kadehlere bağlı motorlar var. O motorlar dönerek müzik çıkarıyorlar. Farklı yerlerde farklı müzikler çıkarak siz orada bir orkestra şefi gibi belki bu müziği idare edebiliyorsunuz. En başta da çiçek var. Siz çiçeğe yaklaşınca çiçek duvardan ayrılarak size doğru geliyor ve kokusunu gösteriyor, koku veriyor size. Siz hem bu çiçeğin kendisinin hareketlerini izliyorsunuz hem de kokusunu alabiliyorsunuz çiçeğin. Böyle iki iş de ilave oldu bu sergiye diğer işlerin yanında. Sergide bu da benim kendi kendime her zaman mezun olduktan sonra bile sorduğum bir soru. Ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Bir sanatçı neyi anlatmalı? Bir heykeltıraş, bir ressam neyi sorgulamalı diye. Herkesin kendine göre bir fikri var. Ben bunun çok net bir şekilde şunu anlatmaya çalışıyorum diyemeyeceğim bir başlık halinde. Ama şunları söyleyebilirim. Bu sergi atölyede bütün bu işler bir araya geldiğinde ürettikçe sonra bütün bu işlerin çok benimle bağlantısı olduğunu hissettim. Yani ne hissettim? Mesela düşünen kadında bir kadın böyle içe dönük bir şekilde düşünüyor, böyle başını sallıyor. Ya da canım sıkılıyor, işinde çocuk top oynuyor. Bunlar benim eski dönem yaşantılarıma ait bir takım izleri taşıyor olabilir. Böyle bir şeyi anlatıyor olabilir. Böyle bir konuları olduğunu, yani hayatımdan gelen bir konuları olduğunu söyleyebilirim.
Sergi ziyaretçilere neler vaat ediyor? Sergimi gören herkes büyük bir şaşkınlıkla ve büyük bir keyifle izliyor. Büyük bir duygu yoğunluğuyla izliyor. Bu sergi gibi hiçbir yerde bir şey görmedik. Nasıl? Ben bu sergi çok deneysel olduğunu düşünüyorum. Deneysel bir sergi. Belki alışık olmalık formlar olsa da bunlar benden kaynaklı bir takım hareketler yapıyorlar. Bir de belki benim gibi hareketli işleri yapan ve ilgilenen sanatçı sayısı az olabilir. Belki de yoktur, bilmiyorum. Bir de ben tamamıyla her şeyi hareket eden, yani başı gözü oynayan, interaktif özellikleri de olan heykelleri denemeyi çok seviyorum. Benim için riskli bir alan da olsa sevdiğim bir alanda olmaktan mutluyum. Bu nedenle izleyiciler bendeki, benim enerjilerime ait bu gerilimleri de hissediyorlar ve ben bundan çok mutluluk duyuyorum. Şöyle anlatayım, bu serginin oluşum süresi aşağı yukarı 1,5 yıl. 1,5 yıl öncesinden 1,5 yıl sonraya, yani bugüne geldiğimizde şu ana kadar aklıma gelmeyen bir takım fikirler de var şimdi artık. Neden? Çünkü ben bu sergiyi denedim, bu sergiyi yaptım. Bu sergide bir sürü bilmediğim şeyleri öğrendim ve bana bu sergi artık cesaret verdi. Yani edindiğim deneyim şimdi bana daha başka işleri de yapabilecek gücünü veriyor. O nedenle çok mutluyum. Yani serüveni böyle kısaca özetleyebilirim aslında. Bu heykelimiz ilk defa kokulu bir heykel olarak karşımıza çıkıyor. Heykel karşımıza çıkıyor derken yaptık yani. Niye böyle bir şey oldu? Daha önceki heykellerin hiçbirinde kokuyla ilgili bir hadisemiz yoktu. Çiçekle deneyimlerimin arasında, fakat bunda kokuyu denemek istedik ve özel bir koku yaptırdım. Burada disk döndükçe yine çiçek, duvardaki çiçek önüne gelen kişiye doğru eğiliyor. Sonra bu taş çarpıklarını açarak koku veriyor. Bunun bir de ilginç tarafı, bana göre bütün bu enerjisini bu kadar küçücük yerden alıyor. Hem kokusu burada, kokusunu hareket ettiren mekanizması burada, hareket sensörleri burada duruyor, devir sensörleri burada duruyor. Onun için bunun küçüklüğü, sempatikliği ve kompakt oluşu çok hoşuma gidiyor. İzleyenler de bunun böyle olduğunu düşünüyorlar ve ben çok memnunum. Eserimizin adı Dedikodu. İki tane figür var. Bunların diğer işlerden bir farkı var. Çünkü bunlar silikondan yapıldı. Yani yüzleri hareketli, ağızları açılıyor. Çeneleri var. Bizler gibi dişleri var. Çeneleri açıp kapandıkça ve bu bir farklı olarak gülüyorlar. Birazcık hafif tebessüm ediyorlar. Bunlar ama tabii henüz konuşmayı bilmedikleri için müzikal bir anlamda dedikodu yapıyorlar. Ona müzikal bir şey anlatıyor. O da müzikal bir şekilde dinliyor. Onların anlaşabildiği dil bu. Bunlar benim tanıdığım insanlar. Onlardan aldığım kalıpları, yani gerçek hayattan insanların kalıpları. Belki birazcık değiştirerek bu hale getirdim. Tabii ki bunlara hareket vermek benim için zor oldu. Yani silikonda hem hareketi vermenin bir zorluğunu yaşadım. Ama sonunda gördüğünüz bir şey oldu. Sergi 3 Eylül'de açıldı, 17 Ekim'de bitecek.
Az gün kaldı, bir an önce koşa koşa gelsinler. Şu mesajı vermek isterim. Bozlu Art Projekte Server Demirtaş sergisini görmeye gelenler burada çok şaşıracakları işler görecekler. İnteraktif işler görecekler. Hiç görmedikleri hareket eden heykeller görecekler. Ve sanıyorum en daha fazlası kendilerine ait bir takım duygulardan parçalar hissedecekler. Belki içe dönük olabilir, belki kendileri mutluluk veren çiçekleri de görecekler. Müzik çalma olanakları da olacak. Daha ne olabilir ki bir sergide? Bunlar küçük tefek şeyler ama onları mutlu olabileceği bir alan olduğunu düşünüyorum bu serginin.